أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلى خلايات البينات الحمد بتون حمد لاز أوغو لاز سنا لاز مديه لاز Hepsi lillahi Allahu Teala'ya mahsustur. Ve her zaman Allahu Teala her işinde hamde layıktır. İster kuluna nimet vermiş olsun, isterse musibet vermiş olsun. Allahu Teala'ya sıhhat, sağlık verdiği zaman da hamd edilir. Hastalık verdiğinde de hamd edilir. Hamd, yani nimetin karşılığında da yapılır, musibetin karşılığında da yapılır. Ama şükür öyle değil. Şükür, nimete karşı yapılır. Bir adam sıhhat bulursa hastalığından, şükrolsun der. Ama hasta olan insan hamdolsun hastayım der de şükrolsun hastayım demez. Hastalığa hamd edilir, şükredilmez. Evet. Hamdolsun iyiyim denir. Hamdolsun hastayım denir. Hamd yani nimetlenme halinde de olur, musibet halinde de olur. Ama şükrolsun hastayım denmez. Yani hastalığa şükredilmez. Çünkü şükür, şükredilen şeyin artmasına vesiledir. Hamdolsun hastayım demek, daha fazla hastalık ver demektir. Olmaz. Şimdi Allah-u Teala bir insana evlat verince Rabbime hamdolsun der. Allah-u Teala bir kulunun evladını alınca, yani baba evladını kaybetti, öldü çocuk. Hamdolsun Rabbim aldı diyebilir yani. Verince de hamd olur, alınca da hamd olur. Ama çocuk ölünce şükrolsun vefat etti denmez. Musibete şükür olmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın burada hamdi var. Bu sözler İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri. Kur'an-ı Azimuşşan'da bizlere bunlar duyuruluyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki elhamdülillah. Bütün hamdler Allahu Teala'ya mahsustur. Ellezî o Allah ki vehebe hibe etti. Li bana hibe yani karşılıksız vermek demektir hibe. Bana hibe etti. Alel kiberi yaşlılığıma rağmen. Yaşlı olmamla beraber İsmail'e, bir oğlum İsmail'i Hacer annemizden, o İshak'a ve diğer oğlum İshak'ı ki o da Sare annemizden. Bunları bana veren Rabbime hamdolsun. Yaşlılık diyoruz. Tefsirde diyor ki yani 100'den fazlaydı yaşı. Evet. İnne Rabbi şüphesiz ki Rabbim lesemî'u'd-du'a. Şüphesiz ki duayı iyi duyandır. Ve devam ediyor İbrahim Aleyhisselam Mevla'ya duaya. Rabbi, ya Rabbi. İc'al kıl ni beni mukîmes salâti. Namazını
dosdoğru, devamlı dosdoğru kılan yap. Namazını devamlı dosdoğru kılıcılardan yap beni. Yani böyle kullar vardır. Hep namazını dosdoğru kılanlar vardır. Hiç kılmayanlar var. Dosdoğru değil de yani böyle eksik, kusurlu, küsürlü kılanlar var. Bazen çok doğru kılıp, bazen de çok doğru kılmayan var. Bir de devamlı doğru kılanlar var. Namazını devamlı dosdoğru kılan vardır. Beni onlardan eyle ya Rabbi. Namazını devamlı dosdoğru kılanlardan. Her daim, her zaman, her yerde namazını en doğru kılanlar vardır ya Rabbi. Beni onlardan eyle diyor. İşte peygamberlerin dertlerini iyi anlamak lazım. Bak neyi dert ediyor? Allah-u Teala'dan ne istiyor? Bu bize niye, İbrahim'in dediği bize niye anlatılıyor? Siz de benden bunu isteyin. Siz de bunun peşinde olun. Evet. Basit bir şey olsa, yani Ebu'l-Enbiya, peygamberlerin babası, yani İbrahim Aleyhisselam hakkında ne diyor Allah-u Teala? Millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim diyor. Bizim babamız yani. Ayet öyle. Şimdi bu adam böyle bir insan, Allah-u Teala'dan çok büyük şeyler ister. En büyük şeyi ister. En mühimi ister. Ne istiyor? Diyor ki ya Rabbi beni her zaman namazını dosdoğru kılanlar var. Beni onlardan eyle. Diyor. Ve min zürriyeti. Ya Rabbi zürriyetimi de öyle benim gibi yap. Zürriyetim de benim gibi olsun. Benim kadar kılsın. İşte böyle baba olmak lazım. Babalık sadece evlat kazanmakla değildir. Babalık böyle olmalı. Yani çocuğun namazını dert etmek, namazını dava etmek, namazını merak etmek, Allah-u Teala'dan kendisi hiç şüphesiz öyledir. Yani namazı devamlı en doğru kılanlardandır İbrahim Aleyhisselam, değil mi? Kendisini oraya katması nedendir? Evet. Asıl evlatlarına dua ediyor. Yani benim zürriyetimi devamlı bir şekilde namazını çok doğru kılanlardan eyle. Evlatlarını söylüyor. Yalnız evladın bir güzelliği yapması için o güzelliği babasında görmesi lazım. Baba evladına o güzellikte, oğlun ne istiyorsun oğlundan? Oğulsuz sende daha âlâ bir şekilde olmalı. Sende olmayanı çocuğundan beklemek, bu olmaz. Onun için ne diyor? Ya Rabbi başta beni namazını çok doğru kılanlardan eyle. Peşinden ya Rabbi evlatlarımı da namazını çok doğru kılanlardan, hem de her zaman doğru kılanlardan eyle. Evet. Rabbena, ey Rabbimiz, ve tekabbel dua, bu duamı da kabul eyle diyoruz. Yani dua ediyoruz, duasının kabul olmasını da istiyoruz. Çünkü Allah-u Teala duayı kabul etmeye mecbur değildir yani. Onu biliyoruz. Duamı kabul eyle diyor ya Rabbi. Evet. Bundan önce de İbrahim Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan istedikleri vardı. Mesela en başta ne diyor? وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Ya Rabbi şu beldeyi emniyetli kıl. Çünkü emniyet, güvenlik olmayan bir yerde Müslümanlık da olmaz ki. Yapabilir misin? Yani ortam müsait olmazsa olmaz. İnsan güvenli bir ortamda olmalı. Onu istiyor Allah-u Teala'dan. Sana huzur-u kalple kulluk yapabileceğim bir ortam istiyor Allah-u Teala'dan. Ve cünübni ve beniyye en ne'budel asnam.
ve ya Rabbi beni ve de çocuk çocuğumu putlara tapar olmaktan koru. Ramazan putlara tapacağı o var mı? Yoktur. Peygamber puta tapmaz. Evlatları tapabilir mi? Tapabilir de tapmayabilir de yani peygamber olmayanlar. İşte nesil, evlat, zürriyet efendim derdi buna derler. Bakın korkuyor neslinden, korkuyor ki yani neslim puta taparsa benim halim ne olur? Bu korkuyu biz de yaşamalıyız. Biz de taşımalıyız. Evlatlarımızın. Açlığından korkuyorsun. Halbuki bu memlekette açlığından ölen yoktur. Başka yerlerde var ama burada yoktur. Olmayan korkudan korkuyorsun. Ama yakın tehlikeden korkmuyorsun. Nedir o? Ya çocuğumuzun ne bileyim satanist olması, komünist olması, ateist olması. Mesela olur ya o kadar var ki. Ondan sonra mesela namazsız olması. Yani tehlike mevcut tehlikeden korkmuyor insan. Aç kalmasından koyuyor. Böyle bir tehlike yok yani. Memleketimizde yok böyle bir tehlike. Yakın değil, uzak tehlike de değil yani. Açlık gibi bir böyle bir tehlike yok. Bunu biz dert ediyoruz. Aman çoluk çocuğum aç kalmasın diyoruz. Ama aman çoluk çocuğum namazsız kalmasın diyemiyoruz. Diyen varsa çok az. Çok az, aşırı. O kadar az ki bulamazsın yani. Pirinç çuvalının içindeki pirinç gibi değil yani, taş gibi. O kadar az. Ya Rabbi beni ve de evlatlarımı puta tapar olmaktan koru diyor. İşte öyle devam ediyor. En son Ya Rabbi beni namazını devamlı bir şekilde çok doğru kılanlardan eyle. Zürriyetimi de böyle yap Ya Rabbi diyor. Biz de böyle olmalıyız. Yani zürriyetimiz noktasında biz onlar itikat noktasında bir tedirginlik yaşamalıyız. İtikatları noktasında. Ve de ibadetleri noktasında bir tedirginlik. Yani çocuğum aç kalırsa ne olur düşünme. Namazsız kalırsa ne olur diye düşün. Olmayan tehlikeyi dert ediyorsun. Yakın tehlikeyi ise bak sen namazlısın. Senin sağlığında oğlun namaz kılmıyor. Bunu da dert etmiyorsun. Hala çocuğun aç kalmasını dert ediyoruz. Ya. Rabbena ey Rabbim son duası. Ey Rabbimiz iğfirli beni bağışla. Veli valideyye anne ve babamı bağışla. Velil müminin müminleri bağışla. Yevme bir günde ki yekumu kaim olur el hesab. Hesap kaim olur. Yani hesabın görüleceği günde, kıyamet gününde bizi bağışla. Babu ma ca'e anhu Ebu Eyyub el-Ensari Halid bin Zeyd radıyallahu anh Efendimiz'den gelen rivayet. Mine zikri zikre dair. Dübura salavatil mektube külliha. Bütün farz namazların arkasında yapılacak zikirlerle ilgili ve ecrihi ve o zikirlerin ecri mükafatı ile ilgili rivayet. 81. hadis-i şerif. An Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet ediliyor ki Allah ondan razı olsun. Mevkufen aleyh. Yalnız bu hadis onun üzerine mevkuf. Yani merfu. Resulullah'a dayanmıyor. Eyüp Sultan Hasan'a kalıyor. Fakat bunun da merfu hükmü vardı. Çünkü bu Eyüp Sultan Hasan'ın bu sözü onun sözüdür ama kendiliğinden onun bileceği bir husus olmadığı için bu da Resulullah'tan duyulmuş demektir. Kendi kafasından söyleyecek bir şey değil bu. Diyor ki Ebu Eyyub el-Ensari lemma nezelet indiği zaman elhamdülillahi rabbil alemin yani Fatiha suresi ve ayetül kürsi
ve Ayet-el Kürsi ve Şehidallah, Şehidallah enne la ilahe illa vel melâketu, o ayet ve Kulillâhümme mâlikel mülke tûtil mülke, hani ilâ bi gayri hisâb, aşağıda bi gayri hisâb var, oraya kadar bu ayetler inince diyor teallakne bil arşi. Bunlar, bu ayetler, bu sureler efendim arşa sarıldılar. Ve kulne dediler ki, indirileceği zaman bunlar. Etunziluna ala kavmin. Ya Rabbi, bizi bir millete mi indirirsin ki ya'melune bi ma'asik. Yani sana isyan yapan, sana isyan etmekte olan bir topluluğa mı bizi indirirsin dediler bu sureler, bu ayetler. Fakale Allah Teala sırrı buyurdu ki ve izzeti izzetime ve celali celalime ve irtifai mekani, şanımın yüksekliğine yemin ederim ki la yetlu künne, sizi okumaz abdun, bir kul dübure kulli salatin mektubetin, farz namazların peşinden arkasından sizi okumaz. İlla hangi kul sizi okursa gufira lehu, onun için bağışlanır ma kâne fî, onda olan günahlar. Ve eskentu, onu yerleştiririm cennetel firdevs, firdevs cennetine. Ve nazartu ilehi, ona nazar ederim seb'ine merraten, 70 kez. Ve kalaytu lehu, onun için yani görürüm seb'ine haceten, 70 tane ihtiyacını gideririm ki ednaha el mağfira, en düşüğü bağışlanmasıdır. An Ebi Eyyub el Ensari radıyallahu teala, gene aynı manada kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: men kâle dübura salâtihi idâ sallâ, kim namazını kıldığında farzın peşinde derse la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mulk ve lehu'l hamdu ve alâ kulli şeyin kadir, bunu 10 kere söylersek kütübe lehu, onun için yazılı bihinle, bunlar sebebiyle aşru hasenatin, 10 hasene, 10 sevap ve muhiyya anhu bihinne aşru seyyâ, 10 günah ondan silinir ve rufi'a lehu bihinne aşru derecat, 10 derece yükseltilir o kişi ve künne lehu, bu bunlar bu la ilahe illallah ve la şerike lehu 10 kere söylemesi onun için olur. İtka aşri rikabin, itka aşri rikabin, 10 boyun azat etme sevabına denk olur. 10 tane köle azat etme. Ve künne lehu, ve bu 10 kere söylediği la ilahe illallah ve la şerike lehu o kişi için olur. Hirsen, koruyucu, mineş şeytanı, şeytandan, hatta yumsiye, akşama girinceye kadar, sabah bunu söylerse sabah namazın peşinde, akşama kadar böyle. Ve men kâlehunne hîne yumsi, akşam namazın peşinde de bu 10 kere la ilahe illallah kim derse kâne lehu, onun için olur. Misle dâlike, aynı mükafat olur. Hatta yusbihe, sabahlayıncaya kadar. Ve bu faslın son hadis-i şerifi 83. hadis-i şerif aynı manada yine. An Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: men kâle dübura salâtihi idâ sallâ, kim namazını kıldığındaki, diğer rivayetlerden anlıyoruz ki bu sabah namazı oluyor. Sabah namazını kılınca kim namazın arkasından derse la ilahe illallah ve la şerike lehu ve lel hamdü ve alâ kulli şeyin kadir derse, ki diğer rivayetlerden 10 kere diyeceği anlaşılmıştı zaten. Evet, kütübe lehu bihinne aşru hasenatin, o kimse için 10 sevap yazılır ve muhiyya anhu aşru seyyatin, 10 günah silinir ve rufi ala aşru derecatin, 10 derece yükseltilir ve künne lehu idle aşri rikabin, 10 köle azat edilmesine denk olur ve künne lehu hisse mineşşeytan, şeytandan koruma olur bu 10 kere la ilahe illallah teala şevkeli demesi, hatta yumsiye, akşama girinceye kadar. Ve men kâlehunne hatta yumsiye, akşama girince, akşam namazın peşine bunlar söyleyen kimse kâne lehu, onun içinde olur. Misle dâlike,
aynı mükafat hatta yusbihâ, sabaha gelince kadar. Şimdi burada aynı hadis iki defa tekrar ediliyor. Tamam da yani rivayetlerin hepsini getiriyor burada. Şimdi bu hadis-i şerifi Ebu Ayyub el-Ensari'den bir İbn-i Hibban rivayet etmiş. Az önceki o idi. Son okuduğumuz rivayet ise İmam Tabarani'nin rivayetiyle gelendir. Onun için tekrar ediliyor yani. Tekabbelallah, barakallah, ilâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem âlihi ve ashabihi şeyhina kâfe ve ilâ ruhina fenni babamız hassa ve ilâ ruhan şeyhina ve imam tarikatına ve hâdînâ ilallâhi l-hâd mahmûdû sallallahu teâlâ el-Fâtiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.